Anne babalar, bu haberimizi dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Minecraft, dünyadaki en çok satan oyun ve benim görüşüme göre oyun endüstrisinin en başarılı yapımı. Size Minecraft'ı baştan sona anlatmak istemiyorum, zaten hepiniz biliyorsunuz. Bugün bu oyunun şiddet barındırdığı iddiasıyla Türkiye'de yasaklanmaya çalışılmasını ve Mojang'ın buna karşı verdiği tepkiyi sizlere anlatacağım. Hepiniz bu efsane videoya şimdiden hoş geldiniz. Ve eğer bu tarzdaki farklı Minecraft içeriklerinin kanalımda bulunmasını istiyorsanız şu anda videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. En büyük hedefimiz şu anda 500 bin abone olmak ve desteklerinizi bekliyorum. Yapmanız gereken sadece mouse'unuzu iki kere tıklamak. Bir like ve bir abonelik. Ve ayrıca görmüş olduğunuz gibi abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. Takvimlerimiz 10 Mart 2015'i gösterirken TV kanallarında birçok haber dolaşmaya başladı. İddiaya göre Minecraft, çocukların yaratıcılığını araştırmaya teşvik edici gibi görünse de, oyunu inşa ederken şiddete yönlendirmesi nedeniyle çocukların psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu, kredi kartıyla oyunun satın alınabilmesi nedeniyle izinsiz kart kullanımına neden olabileceği belirtiliyordu. Ayrıca bir diğer habere göre Türkiye'de bulunan ve Minecraft videoları izleyen bir çocuk, Minecraft'ı gördüğü salıncağı gerçek hayatta yapmak isterken talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu haberi çoğunuz duymuşsunuzdur. Eray birçok çocuk gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarında Minecraft oynuyordu. O sırada anne ve babası evde değildi. Oyunda salıncak yapımı bölümüne gelince kendisi de aynı şeyi evde denemek istedi. Çocuk oyunun etkisiyle iddiaya göre oyunda gördüğü salıncağı balkonda kurmak istedi. O yıllarda Minecraft en popüler zamanlarını geçiriyordu. Milyonlarca oyuncu Minecraft oynuyor, videolarını izliyor ve kendini bu dünyaya kaptırıyordu. Türkiye'de de bu durum geçerliydi. Ama geleneksel medya bunu çok kötü lanse etti. Emin olun Minecraft'ın şiddet barındırabildiğini düşünmek aklıma gelebilecek en son şey olabilir. Eğer şiddet dediğimiz kavram inekleri kesip etini yemek ya da koyunların yününü kesip yatak yapmaksa bu haberleri yapan insanlara sesleniyorum. Hemen o yatağınızdan kalkıyorsunuz ve bir daha hayatınızda biftek yemiyorsunuz ha, söyleyeyim. Ayrıca Türkiye'de yapılan bu haberlerde şöyle bir sekans da var, size bunu da izletmek istiyorum. Bir kan var mı? Evet, kan da var. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta kan varmış. Uzun lafın kısası, Minecraft'ın o yıllardaki popülerliği ve yanlış yapılan haberlerle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 Mart 2015 tarihinde bir inceleme başlatıyor. Ve bu inceleme sonucunda eğer Minecraft'ın içinde şiddete teşvik edici bir şeyler bulunursa oyun Türkiye'den yasaklanacak. Bu başlatılan inceleme sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündem olmuştu. Şu ana kadar hiçbir ülkede yasaklanmayan, hatta eğitim aracı olarak kullanılan Minecraft Türkiye'de yasaklanabilirdi. Bu olayların ardından 2 hafta sonra, yani 1 Nisan 2015 tarihinde hepimizin bildiği bir gün gelmişti. Şaka günü. Herkes 1 Nisan günlerinde sınıftaki arkadaşlarına ya da annesine, babasına şakalar yapmıştır. Mojang da Minecraft oynayan oyuncularına her sene düzenli olarak 1 Nisan şakaları yapıyor. Şaka günlerinde yayınladığı değişik sürümlerde oyuncularını bir nebze de olsa eğlendiriyor. Şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanmasıyla Mojang'ın 1 Nisan şakası yapmasının arasında ne gibi bağ olabilir? Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 10 Mart 2015 tarihinde Minecraft'ı yasaklamak için başlattığı incelemenin sebebi oyunun şiddet teşvik ediyor olmasıydı. Mojang ise bundan 2 hafta sonra, yani 1 Nisan 2015 tarihinde çıkarttığı şaka sürümünün adı ise Love and Hugs, yani sevgi ve sarılmaydı. Bu şaka sürümünde hiçbir canlıya vuramıyordunuz. Aynı şekilde yaratıklar da size asla zarar veremiyordu. Oyunda bulunan kılıçların yerini aşk çubukları almıştı. Aslında oyundan şiddetin, yaratıklara zarar vermenin kaldırılmasının sebebi tam olarak Türkiye'de yapılan haberler ve başlatılan incelemeydi. Mojang bu durumda resmen alay etmişti. 1 Nisan sürümünden ve bu incelemenin üzerinden yıllar geçti. Minecraft Türkiye'de yasaklanmadı. Mojang ise bu trajikomik duruma tepkisini çok güzel koydu. Şimdi ise Love and Hugs, yani Mojang'ın Türkiye'ye tepki olarak yayınladığı şaka sürümü neleri içeriyor, gelin birlikte bir göz atalım. Şu anda Mojang'ın Türkiye'deki incelemelere tepki olarak yaptığı şaka sürümünde, yani Snapshot 15W14A sürümündeyim. Bu sürümde dostlarım hiçbir şekilde oyunda şiddet bulunmuyor. Kimseye saldıramıyorsunuz, kimse size saldıramıyor. Her şey çok ponçik, mükemmel bir sürüm. Ve şimdi sizlere bu sürümü göstereceğim. Öncelikle bu sürümün başlığı özelliği sadece bir dünya yaratabilmeniz. Create a World diyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir oyun modu bile yok. Sadece Create a Existence var. Existence ne demek bilmiyorum. Çevirisini yorumlara yazarsanız. Direktman dünyamı hileleri aktif ederek oluşturacağım. Bakın mesela Allow Cheat, burada Allow Cheat yazması lazım ama Allow Super Powers yazıyor. Özel güçler aktif et gibi bir şey yazmışlar. Evet, şu anda dünyaya girdim. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir kalbe sahibim. Peki neden? Çünkü bu sürümde canınız da gitmiyor dostlar. Yani dediğim gibi kimse şiddet uygulayamıyorken mesela bakın burada küçük domuzlar ve birazcık inek var. Merhaba. Bakın bunları vurmaya çalışıyorum. Şu an soltuk yapıyorum.
ve hiçbir şekilde onlara zarar veremiyorum. Onlara zarar vermeye çalıştığımda sadece onlardan kalp çıkıyor. İşte bu sürüm tam olarak da Türkiye'deki bu yapılan saçma sapan haberlere çok güzel bir tepki olarak çıkarıldı. Çünkü Minecraft şiddet içeren bir oyun değil ve bu yüzden de Mojang bunu kanıtlamak için bir insan şakalarında yaptığı o garip sürümleri yine yaptı ve bu sefer Türkiye'deki bu incelemelere gönderme yaptı. Bakın şu anda suyu görüyorsunuz. Sudan da böyle partiküller çıkıyor. Garip garip kalp partikülleri çıkıyor. Şimdi size şeyi göstereceğim. Bekleyin bakın. Şimdi mesela şuradan yukarıdan bir fall damage yiyeceğim. Aynen buradan kendimi atıyorum. Hop görmüş olduğunuz gibi sadece kalbim artıyor. Kalp gitmesi diye bir şey yok. Ne kadar fall damage yerseniz o kadar kalbinizi arttırıyorsunuz. Oha bakın bakın bakın. Bu sürümün bir özelliği daha. Ahtapotlar havada uçuşuyor. Çok iyi bu arada. Bunu vurabiliyor muyum? Oh, vuramıyorum. Ve ayrıca şu anda bu sürümü Minecraft'ın launcher'ından vesaire oynayamazsınız. Çünkü bu sürüm şu anda kalkmış durumda. Bu yapılan şaka sürümleri bir süre sonra kaldırılıyor biliyorsunuz ki. Ama ben sizlere bu sürümü paylaşacağım. Açıklamadaki linklerden Discord'uma katılın. Şu anda ekranda da çıktı. Discord'a girin. Orada bu sürümü paylaşacağım. Sizler de nasıl yükleyip indirebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız Discord'uma katılın. Öncelikle /game-mod-creative yazıyorum. Yaratıcı modumuza geçiyorum. Ve birkaç dakika önce söylediğim şeyi hatırlayın. Bu sürümde kılıçlar yok. Sadece ve sadece aşk çubukları var. Demir aşk çubuğu, tahta aşk çubuğu, taş aşk çubuğu, elmas aşk çubuğu ve altın aşk çubuğu var. Kalp diye geçiyor ama aşk çubuğu gibi gözüküyor. Mesela elime aldığım zaman bir de elime yay ve ok alacağım. Bakın elimde böyle bir görüntüsü var. Çok garip, çok garip. Mojang'ın çıkardığı birçok şaka sürümü var ama bu bana aşırı garip geliyor. Özellikle Türkiye'ye gönderme yapılması bu sürümü daha da garipleştiriyor. Evet bu da hiçbir şekilde bir işe yaramayan bir tane çubuk yani. Aşk çubuğu diye geçiyor. Mesela ooo baksanıza. Çok iyi. Yayın gitmesine bakın. Kalpler çıkıyor yay giderken. Bakın bunlarla birlikte oyundaki bu bayrakların yani bannerların üzerlerinde kendiliğinden oluşan kalpler var. Bakın normalde düzenli bunların bembeyaz oluyor. Siz üstüne kendi motiflerinizi ekleyebiliyorsunuz. Fakat bu sürümde hepsinin üzerinde bir tane kocaman kalp var. Kırmızı. Ve geldik benim en çok sevdiğim ve bir dahaki videomuzun konusu olan Smiling Creeper'a. Neden bir dahaki videomuzun konusu diyorum? Çünkü Creeper'lar bu sürümde gülüyorlar. Survival'a geçeceğim. Survival'a geçtiğim zaman da olanlara bakın. Creeper. Neden? Evet, Creeper patlamıyor. Size sadece gül bırakıyor ve canınızı arttırıyor. Yani sizi besliyor. Ayrıca bu Smiling Creeper'ı yani bu gülen Creeper'la alakalı bir Minecraft efsanesi var. Bir dahaki videomuz o olacak. O yüzden bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Onun videosu çarşamba gelecek. Çok fazla spoiler vermeyeceğim ama bu görmüş olduğunuz Creeper'ı asla unutmayın. Ayrıca bu sürümde bir garip özellik daha var. Bakın options kısmından video settings'e tıklıyorum ve hiçbir ayar ayarlanabilir gözükmüyor. Yani üzerlerindeki yazılar kalkmış. Bu niye böyle yapılmış bilmiyorum ama bir ayar yapmanıza Mojang bu sürümde izin vermemiş. Şu anda bir Minecraft madeninin içindeyim. Etrafta yaratık arıyorum, yaratık arıyorum. Aha yaratık. Merhaba. Zombi. Lan benden niye kalp çıkıyor? Evet zombiler bana saldırmıyor dostlarım. Mağaralar artık çok daha güvenli. Bu sürümde hiçbir şekilde şiddet yok dostlarım. Evet Türkiye'de yakında Türkiye'de oynanacak tek Minecraft sürümü bu olacak. Şiddet içermeyen Minecraft kalp sürümü. İskelet de var burada, o da bana saldırmıyor. İskelete bir tane kalp bıraktım gidiyorum. Şu anda bu kısımda görmüş olduğunuz gibi bir tane wither doğuracağım ve bir tane de iron golem doğuracağım. Love and Hugs yani bu şaka sürümündeki iron golemler ve witherlar çok garip gözüküyor. Bakın mesela şimdi wither'ı doğuracağım ilk olarak. Evet wither geliyor. Neden? Bundan dolayı ya. Altlarında çal olursa doğmuyorlar. Aha! Aha geldi. Merhaba Wither! Wither'a bakın pes pembe. Wither ne yapıyorsun? Evet Wither etrafa kocaman kalpler yolluyor. Bakın Iron... Sakin ol. Lan etraf niye büyüyor? Oha çalılar büyüyor. Ne oluyor? Dostlarım bakın çalılar büyüyor. Oha. Ha kemik tozu görevi görüyor. Bir dakika. Çok garip. Attığı tüm o kafalar kemik tozu görevi görüyor ve bakın etraftaki çalıları büyütüyor. Yani doğaya katkı sağlayan wither'lar bunlar. Hayatımda gördüğüm en saçma sekans şu anda bakın. Wither etrafı çalıları büyütüp duruyor. Manyağa bak ya. Wither'ı size gösterdim. Bir de gelin şu kenarda Iron Golem'i spamlayayım. Bakın mesela şurada. Golemler de bu şekilde gözüküyorlar. Bakın önlerinde böyle güzel bir kalp var sol taraflarında. Ve onlara da hiçbir şekilde vuramıyorsunuz. Onlar da kimseye vurmuyorlar. Minecraft'ta kan olduğunu duyunca benim sıfat bakın Wither'ın kafaya bak. Komik değildi. Minecraft'ta obsidyen bir tekne olsaydı nasıl hissederdiniz? Evet görmüş olduğunuz gibi bu sürümde obsidyen bir teknemiz var. Onu alıyorum bakın normal teknemizin de görünüşü farklı bu sürümde. Onu da alacağım ve özellikle vagonumuzun da görünüşü farklı. Şuraya bir tane hemen ray koyacağım şöyle koyalım. Lan nasıl koydum rayı bu ne? Heh tamam koydum bakın. Minecraft'ların içi böyle pembe. Bu şekilde bir pembelik var. Niye böyle bir şey yapmışlar? Sormayın işte oğlum şaka sürümü. Elimde bir obsidyen bot var. Bu şaka sürümüyle oyuna eklenen bir şey. Aslında Mojang'ın daha önceden böyle bir planı varmış. Obsidyen botu oyuna ekleme gibi planları varmış. Fakat ondan sonra bu plan saçma geldiği için kaldırılmış. Bunu Mojang'ın kendi blog postunda bulabilirsiniz. Bu Snapshot 15WA sürümünün incelemesinde detaylarında yazan blogda bulabiliyorsunuz. Neyse obsidyen botumuzu koyalım. Bakın bu botun özelliği direktman batması yani hiçbir şekilde suyun üzerinde duramıyor. Direktman aşağıya batıyor bakın. Şak diye
böyle düşüyor. Ve sizi sadece boğultuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Boğuluyorsunuz buna bindiğiniz zaman. Evet, boğuluyorum şu an. Ve ayrıca normal botların da görünüşü şu şekilde. Bakın böyle ortalarında bir güzel bir kalp var. Ve bu kalp böyle delik su gözüküyor. Yani tekneniz su alıyor, bunu da süremiyorsunuz. Evet. Bu da böyle saçma bir şeyin yani. Trollün de troll dostlarım. Botun altı delik olduğu için bot hiçbir şekilde sizi üstüne bindiğiniz zaman sizi taşıyamıyor. Bakın. Evet, böyle biniyorsunuz ve bot hop aşağı batıyor. Hemen kısa bir bilgi daha. Aslında bu göstereceğim şey Minecraft'ın eski oyuncularına tanıdık gelecektir. Neden öyle söylüyorum? Coin'i koyduğunuz zaman ve coin'e sağ tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi direktman makasa gerek olmadan coin'in yünlerini kesebiliyorsunuz. Eski Minecraft sürümlerinde yani alfada, beta'da bu böyleydi zaten. Yani makas diye bir şey oyunda yoktu ve coin'lere sol tıkladığınız zaman onların yününü alabiliyordunuz. Bu sürümde bu geri döndürülmüş. Rivayete göre bu sürümde aşk okuyla iki tane hayvana vurduğunuz zaman onların çiftleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Deneyelim. İki tane domuzu bu şekilde koyacağım. İlk önce buna ve buna vuracağım. Hadi. Eros! Eros! Aşk tanrısı mıyım yoksa ben şu an? Dostlarım Eros'um, Eros. Eros'u biliyor musunuz? Eros! Oha, çiftleşiyorlar. Çok iyi. Harbiden gerçekmiş. Bunları da deneyeceğim. İnekler de çiftleşsin. Hop, sen şununla çiftleş kanka. Sen onunla, sen de şununla bak. Buraya gel. Sen öbürlü. Buraya gel. Heh, siz de çiftleşin. Aynen. Evet. Bu sürümde minik bir Eros olabiliyorsunuz. Eros'um dedim ya, Allah'ım ya. Eros'um, Eros. Evet. Garipliklerden bir tanesi. O tepede ne uçuyor lan öyle? La, Vidir'in kafası nereye gidiyor? Ne oluyor orada? Dostlarım, Vidir'in kafası bağımsızlığını ilan etmiş. Vidir'in kafası nereye gidiyor? İşte gidiyorum bir şey demeden. Yani Mojang'da Türkiye'ye iki tepki koyacağım diye bokunu çıkartmış dostlarım. Bak, atı koydum. Bak, at burada duruyor. Atı sağ tıkladığım zaman atı kafamda düşürüyorum. Evet, at kafamda dostlarım. At şu anda kafamda ve benimle birlikte yaşayacak artık. Ve bu at dünyadan çıkmadığınız sürece kafanızdan düşmüyor. Yani shift'e basınca falan düşmüyor. Bakın, atıyorum, sağa tıklıyorum, bir şey yapıyorum. At kafamdan asla düşmeyecek. E'ye basıyorum, burada da bir şey gözükmüyor. Sadece dünyaya çıkış yapıyorsunuz, tekrardan girdiğiniz zaman at kafanızdan düşmüş oluyor. Bu da böyle garip bir özellik. Bu sürümde hayaletlere, yani ghastlara binebiliyorsunuz. Bakın, ghast doğurdum şu anda. Ghastın üzerine. Lan ghast, gitme, buraya gel. Nereye gittin? Ghast beni sevmedi. Bir dakika, buraya gel. Evet, şu anda ghastın üzerindeyim dostlarım. Ghast çok uysal bu sürümde. Kimseye saldırmıyor ve bakın üzerinde gezebiliyorsunuz. Bu en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Hatta en beğendiğim olur mu? Olur. Vallahi çok iyi. Evet, Ghast'ın üzerinden ayrılıyorum. Görüş güle güle Ghast. Kendine iyi bak. Bay bay. Bir de yeniliklerde şey yazıyordu. Bu yarasalar daha farklı gözüküyormuş. Bakayım. Daha mı tatlı gözüküyorlar? Yarasa dursa bakacağım ama durmuyor ki bu yarasalarda. Nasıl bakacağım kafasına bunu? Lan buraya gel. Lan yerinde dursana. Yok, anlaşılmıyor dostlarım. Yarasalar daha farklı galiba. Anlamadım. Belki de bu sürümün en gizemli özelliğini şimdi size göstereceğim. Rivayete göre bu sürümde 8 satır kalp ulaştığınız zaman küçük mini bir oyun açılıyor. 8 satır kalp ulaşmak için de böyle garip bir tane creeper farmı gibi bir şey yaptım. Burada sürekli creeper farmlayacağım. Evet, başlıyoruz. Creeperlar bana can verecek sürekli. Bakın şu an canım artmaya başladı. 8 satır kalbim olduğu zaman da minik bir oyun açılacak. Bakalım gerçekten de bu olacak mı? Lan ne oluyor? Lan oyunu bozdum. Bunlar bana saldırıyorlar. Aa. Lan ne oluyor? Bir dakika, oyun bozuldu dostlarım şu an. Şu an slime'lar bana felaket saldırıyor. Şu an slime'lar bana neden böyle saldırıyor? Oğlum lan niye bana kimse saldırmıyordu lan bu sürümde? Dur hadi, canımızı doldurmamız lazım. Beşinci şeydeyiz. Beşinci sıradayız. Lan ne oluyor, bir gidin. Saldım abi. Ne yapıyorsanız yapın. Zaten amacım canımı yükseltmek değil mi? Saldırın. Yapacak bir şey yok. Saldır abi. Oğlum iyice bunlar bokunu çıkardı. Ya defolun lan. Hadi abi. Şu an son satırdayım. Lan dur, son satırdayım. Doluyor. Olacak mı? Bir dakika, olacak mı? Lütfen olsun. Bu slime'lardan nasıl kurtulacağım inanın bilmiyorum şu an. Bir dakika, ben niye böyle uğraşıyorum ki ya? Allah için ya. Oha, bakın. Bana bir etki gelmiş. Happiness etki. Oha ya, etkiye bakın. Mutluluk etkisi. Bu da demek ki bu sürümle eklenen bir şey. Bakın, bunu ilk defa keşfettim. Tamam, farklı bir şey deneyeceğim dostlarım. En tepeye çıkacağım. Şöyle bayağı bir yukarıya çıkacağım. Evet, bu kadar gayet bence yeterli. Survival'a geçip aşağı atlayacağım. Ben 8 satır kalp. Aa, bir dakika. 3, 6, 7. Lan son satırım kalmış. Bir dakika. Evet. Bir satır daha kalp doldurduktan sonra olay olacak gerçekten. Minik bir oyun açılacak. Koy abi. Koy. Abi koy. Çok güzel geliyor dostlarım. Beklemede kalın. Vallahi geliyor şu an. Hadi geldi. Yes, açtım. Mayın tarlası, evet. Minecraft'ta bu sürümde mayın tarlası eklendi. Bakın, mayın tarlasını eskiler oldlar bilir. Windows'ta da vardı mayın tarlası. Oynayanlar yorumlara şu an çöksünler.
Buradan böyle aha bak patladık evet. Creeper'a bastım ve öldüm. Tekrardan başlıyorum. Çok iyi ya. Evet böyle bir oyun da var. Böyle bir mini games de yapmış Mojang bu sürümün içerisine. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanmaya çalışılmasını ve üzerine Mojang'ın verdiği tepki ve yaptığı bu garip sürümden bahsettim. Eğer bu tarzdaki gizemli hikaye videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da şu anda videoya bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka hızlı bir şekilde abone olmayı ve beni 500 bin abone yapmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.